Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Ben bugün biraz ilk önce nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir İnşallah. Yok. Evet, benim işim bu şekilde bitti. Yaptım hepsini. Böyle sobanın kenarlarını falan hepsini, üstlerini sildim. Bu şekil. En son burası kalmıştı. Böyle. Şimdi yemeğimizi yapalım. Bir daha ben tozunu falan alıyorum ama silip en son bitirdikten sonra bir daha tozlarını alıyorum ben evin. Sanki böyle yine uçuyormuş gibi öyle bir şey var bende. Bu şekilde. Bu da benim oğlum. Kartof. Bu kartof var ya, bu kartof. Aşkım, çıkar beni diyor. Olmaz. Olmaz. Bu battaniyeyi de çok seviyor bu. Kızımın küçüklüğüydü. Onu alıp da nereye gidersen onu da götürebiliyorsun yani. O şekilde. Dur bakalım. Size şey göstereceğim. Buraya düşmüş. Bu da benim eşimle ikimizin resmi. Böyle. Bu benim yani. Bu da eşim. Şekilde. Böyle. Güzel gelin olmuşum ama ha. Allah şimdi. Hediye. Başka var mı? Bir tane, aslında bir tane renkli var. Ben durdurayım da. Bu böyle nişan resmimiz. Böyle ufak, çok çirkinmiş orada. Allah'ım şimdi karardı. Böyle bu da benim. Saçımı onu niye takmış kuaför, onu anlamadım ki yani. Neyse, güzel olmuş ama. Bunlar orada niye kırışmış, ben onu anlamadım. Artık eskiden fotoğrafları yukarıdan asardık ya, şimdi köşeleri atıyoruz, kenarlara. Bu da işte böyle. Çok makyaj yapmış gözüme ya. Vallahi şu. Ama gözlerim güzeldir. Neyse. İşte 13 sene geçti. Neyse. Böyle benim işler bitti. Bu şekil, bunları da kaldıralım. Şuranın süsleri var. Dantelleri vardı. Öyle eski danteller değil bu arada. Kendim yapmıştım. İçi böyle yuvarlak plastikten, üzerine yapılan danteller var ya, o şekil yapmıştım. Neyse, şu dantelden göstereyim hatta. İşte şu dantelden yapmıştım. Üzerlerine koymuştum. Neyse, benim tabii kuşum, kartof, onlar alıp aşağıya atınca süsler de ağır olduğu için televizyonuma zarar verir diye kaldırdım onları. Yazın oğlumu içeri alacağım. Onun işi yaparım. Böyle bu şekil. Bitirdim ben, şimdi bunları kaldıracağım. Ondan sonra yemek yaparken görüşürüz. Bu arada tekrar herkese merhaba. Hava bugün çok güzeldi. Ben sabahtan kalktım. Şöyle kameramız sallanmasa iyi olacak. Dur bir dakika, yapma. Evet. Kalktım, işlerimi güçlerimi yaptım, bitirdim. Tabii benim oğlum rahatsız. Öksürüyor biraz. Çünkü suç aslında benim. Dondurma aldım ben onlara. Benim de oğlumun boğazında geliz eti olduğu için rahatsız. Herhangi bir soğuk yediğinde birazcık işte öksürme falan başlıyor.
Çünkü havalar çok gerçekten bugün o kadar sıcak ki hava, size anlatamam. Ben de orada dedim ki bir çorba yapayım. Bir de dolaba pırasa atmıştım. Doğrayıp onu yapacağım havuçla birlikte. Ondan önce bana yazanlar var. İsmini unuttum. Gerçekten unuttum ismini. Ya o kadar çok yani şey yapan var ki ismini unuttum ama onlar için şarkı söyleyeceğim. Yani türkü söyleyeceğim daha doğrusu. Kusura bakmayın. Hey gidi cerrah paşa, içmem suyundan içmem, içmem suyundan içmem oy. Bir dahaki seneye yolcu da gelur geçmem, yolcu da gelur geçmem ey. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisinde? Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Hey gidi cerrah paşam ey. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Hey gidi cerrah paşam ey. Neden şimdi söyledim? Çünkü yemek yaparken kısa kısa söylüyorum. O anda onu anlatırken türkü kesilmiş oluyor. Eğer bir hatam olsa kusura bakmayın. Ben bunu sizler için söylüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Böyle yemeklerimize başlayalım. Daha sonra da kapatırız. Şöyle isterseniz ben böyle başlayalım. İlk önce pırasa yemeğini koyalım. Allah kimseyi hastane kapılarına gerçekten düşürmesin. Ama bazen iyi oluyor. Böyle hani hastayız, iyileşiyoruz. Bazen de tabii ki hiç iyi olmuyor. Ben onu ne zaman anladım? Ben biraz yağ koydum. Biraz derken bir çay bardağının yarısı kadar. Neden iyi olmuyor? Çünkü benim annem kanser hastası. O hastanede işte bu türküyü aslında hem çok seviyorum hem de orada daha çok. Yani devamlı ağzımda alışkınımdır ben bu. Ağzımda alışmış yani bu türkü. Bilmiyorum, çok zor bir şey. Ama annem çok iyi bir insandır. Yakında geldiğinde sizle tanıştıracağım. Bir yemek kaşığı da salça koydum. Şimdi yağla salçayı şöyle az bir şey kavurayım. Ezilsin. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Türkünün gerisini de hani böyle unutuyorum yani. Şey yapacağım ama. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bir gülün çevresi dikendir hardı. Ne de olsa kışın sonu bahardır. İşte bunun gerisini unuttum. Bak şimdi bunu anlatmak isterken unuttum. Şimdi havucu katacağım ben. Rendelenmiştim iki tane havucu. Böyle unutuyorum birden. Neyse, bugün size konser vereceğim. Canlı yayınımda da inşallah açıldığında. Hele bir babam falan gelsin. Babam da çok güzel çalıp söylüyor. İnşallah hepimiz ailece gerçekten bizi bir yani tanısanız çok güzel olacak her şey. Benim mesela dedim ya benim sülalem hep sanatçı zaten. Hepsi söylüyor. Sanatçı derken mesela düğünlerde falan çalıyorlar işte. Böyle. Var yani isimlerin bazılarını söylemeyeyim. Reklam olmasın. Hepimiz ailece böyle ses iyi yani bilmiyorum.
Ailem geldiğinde görürsünüz. Bizler hepimiz söylüyoruz. Şen şakrak bir aileyiz. Çalıp söylüyoruz. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydı, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım, arar bulur muydum beni, beni, bir garip avcı olsaydım olsaydım, arar bulur muydum beni, beni, bir garip yolcu olsaydım olsaydım. Kısa kısa söyleyeceğim size böyle. Ne edeceğiz? Şöyle pırasayı koyalım. Havucum kavruldu. Ben hiç su katmayacağım. Ben yemeklere çok su katmıyorum. Çünkü önceden kavurduğum ettiğim için. Şu poşetin bir şeyi yok. Şunu alalım. Şunu atalım. Pirincimizi sonra katacağız. Şöyle. Dağıttık. Bir çay bardağı zeytinyağı. Ondan sonra iki tane havuç rendi. Zeytinyağı şaşırdım. Bir yemek kaşığı salçayla kavurdum. Ondan sonra havucumu içine attım. İki tane rendelemiştim. Bizimkiler rendeli yiyor. Ya da ellerinde yemeği seviyorlar. Yani büyük büyük dilimlenmiş pişmiş havuçları. Gerçi ben de öyle sevmiyorum. Öyle yap. Onu koydum. Ondan sonra... Ay Allah'ım sana şükür ya Rabbim. Arkamı döndüm, hapşırdım, kusura bakmayın. Ondan sonra pırasayı koydum. Şimdi böyle pırasayı kavuracağım. Üzerine bir tek karabiber, az bir şey sepip, yani baharat olarak, biraz da tuz kapatacağım. Belki çok az bir şey duruma göre, belki su kapatacağım. Ama katmayacağım gibi. En sonunda karabiberi buldum. Böyle. Bu şekilde. Kavurduktan sonra pırası, pirinçleri katarız. Biraz kavrulsun. Ağzını kapatayım. Şöyle. Orada küçük küçük soğanlarımızı doğrayalım. Tabii siz görmüyorsunuz herhalde. Şöyle. Bu şekilde yapalım. Bileydim sana böyle bağlanmazdım, bileydim senin için ağlamazdım, bileydim sana böyle yanmazdım, bileydim, bileydim hayırsız olup sana böyle bağlanmazdım, bileydim senin için ağlamazdım, bileydim. Sana böyle yanmazdım, bileydim. Of of, bileydim. Size şunu söyleyeyim. Biz genellikle ailem geldiğinde görürsünüz. Yani biz genelde kendi dilimizi daha çok kullanıyoruz. Belki anlamayan olur diye. Ama benim Karsice konuştuğum zaman, Terekemece yani Azerice... Daha çok seviyorlar. Abla nerelisin falan filan. İşte Azeri misin diyorlar. Terekemeyim yani, Karslıyım. Tabii ki kökümüz Azeri. Çok seviyorlar. Ben öyle de yani aslında benim dilim o, konuşursam ne bileyim yani şey yapmayın. Çünkü ben öyle konuşuyorum genelde çoğunlukla. Soğanlarımı küçük küçük doğradım. Çünkü oğluma çorba yapacağım. Şöyle bir köşeye koyacağım. Şimdi biraz kaldırabiliriz. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Evet. Derdime dermansın dağlar dağlar, beni bir tek sen anlarsın vay. Dağlar dağlar. Aslı kızım. Enes oğlum, aç telefonu. Sağ ben anneniz. Şimdi size şöyle söyleyeyim.
Benim babamdan başka kimse aramaz bu arada. Benim babam torunlarını çok sever. Annem babam. Babam benim oğlumun, kızımın sesini günde 10 diyeyim, belki de 100 diyeyim size. Duymaz da duramaz yani. Onun için o arıyor, yani babam arayıp duruyor, annem arıyor devamlı, ne yapıyor, ne ediyorum diye. Zaten benim annemden başka yani var da, hani benim kız kardeşim falan olmadığı için annem var benim için. Onlar arıyorlar, devamlı soruyorlar, ne yapıyoruz? Ben de baba şu anda çekim yapıyorum, eyvah diyor, gene mi yakalandım falan diyor. Bunun altını açmamıştım. Soğanı doğradım, üzerine bir yemek kaşığı, yani iki yemek kaşığı kadar yağ kattım. Güzel bir çorba yapalım çocuklara, şifa olsun. Böyle çorbasız gene de olmuyor gerçekten. Şimdi ben pirincimi, ha bu arada ben yarım et suyu kattım pırasama. Pirincimi de katıyorum şimdi. Yıkamıştım. Bu şekilde. Böyle. Babam çok iyidir. Biz gerçekten çok şey bir aileyiz. Birbirimize çok bağlı. Babam düşkündür çocuklarına, torunlarına. Geldiklerinde tanırsanız da gerçekten çok güzel bir aileyiz. Görürsünüz inşallah. Böyle ben buna gördüğünüz şekilde yaptım. Çok az bir şey. Tuz seçeceğim. Ben buna hiç su katmayacağım. Böyle tuzu da sepeyim. Et suyu da ben yemeklere koyuyorum. Çok az bir şey de fazla değil. Karabiber iyidir. Şu anda mesela çocuklar rahatsızsa böyle yapalım. Bu şekil. Yanına da bir güzel yoğurt yerler. Bu şekil. Böyle alt ağzını kapatıyoruz. Hiçbir şekilde. Ben bunu şimdi en kısık ateşe alayım. Altını kısayım. Şöyle. Büyüyü kapatalım. Ya da büyüyü alayım. Şurada hazırlayayım. Görüyorsunuz. Bu sefer bunun altını kıstım iyice. Bunu buraya aldım. Kendi suyuyla böyle görünüyordur. Pişecek. Çok güzel oldu ama. Bu şekilde. Bunu da çorbanın içine şimdi katıyorum. Öteki yarısını. Şimdi salça koyacağım. Şöyle kavuralım. Böyle kavuruyoruz. Meni, incitme meni, sevrem ay kız seni. Meni, incitme meni, sevrem ay kız seni. Kızıl gülü delerem ay kız, delip yere sererem ay kız. Kızıl gülü delerem ay kız, delip yere sererem ay kız. İncitme beni, sevirem seni. İncitme ay kız beni, sevirem seni. Beni, incitme beni. Beni, ay kız, sevirem seni. Bu da Azerice bir parça. Böyle. Şimdi şehriyemi katıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çok az tuz katıyorum. Az bir şey. Kırmızı pul biber. Naneyi tapabilirsem ise içine nane de katıram. Bol katıram naneyi. Karabiber de katacağım. Çok azlık karabiber. Çünkü kırmızı kattım. Çok güzel. Bu şekil. Altını kısıram. İndi biraz şehriye kavrulsun. Uşaklarım yani çocuklar. Çok güzel içtim mi şifa. Grip dilerse, şey dilerse. Allah'a şükür grip falan değil. Hafif öksürür. Hava veriyorum evde.
böyle bu şekil. Bakın çok güzel kavruldu. Kavruldu mu o kadar güzel olur ki çorba. Dedim ya biz her şeyi yağda kavurarak yapırız. Şimdi bunun altını kısacağım. Buradan buna. Sıcak su. Sıcaklaştım. Ama çok güzel oldu. Çok güzel. Hafif altını açar. Yemek yaparken hani insanın üstüne sıçrayıp etmesin diye ben altlarını hep kısarım. Ondan sonra açarım. Yemekler yoksa dışarıya ya sıçrıyor. Onun için benim mutfağım hiç batmaz. Yani patates falan koyduğum zaman direkt yağın üzerine koyurlar. Bütün her taraf batır. Ben koymuram yani. Altını kısıram ondan sonra patatesi katıram. Sonra 2-3 dakika sonra da açırım altını. O zaman hiçbir şekilde ne ev ne kenar falan batmır. Bu şekilde. Vallahi şarkı türkü söylerken anlattım mı bilmiyorum. İşte böyle unutuyorum. Belki yapmak isteyenler olur. Dedim ya bizim doğuların yemekleri çok böyle et, çorba. Yani her gün et pişirirler yani öyle söyleyeyim size. İki tane küçük soğan doğradım. Küçük küçük. İki yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Sonra salçayla kavurdum. Bir yemek kaşığı iyice kavurdum. Kavurduktan sonra üzerine yarım su bardağı tel şehriye koydum. Kavurdum. Sonra işte yarım paket et suyu kattım. Nane kattım. Karabiber kattım. Kırmızı pul biber kattım. Kattım. Bu kadar kattım ya. Hatırlıyorum. Bak işte böyle Türk söylerken unutuyorum. Çorbamız tamamdır. Böyle. Tam kıvamında. Ne çok sulu olmayacak ne de çok katı olmayacak ama güzel olacak. Böyle. Çok güzel oldu gerçekten. Evet benim yemeklerim oldu. Bu şekil. Bakın. Bol naneli. Çok güzel oldu. Hazır. Çorbamız. Burada da pırasa yemeğim. Hiç su katmadım. Kendisi boyuyla pişti. Çok da güzel oldu. Buharıyla güzel kıstık altını. Bu şekilde. Evet bugünlük böyle. Ne oldu? Güzel bir ev temizliği yaptım ben. Hava çünkü çok güzel. Yemeklerimi yaptım. Enes'im çok iyi. Onun haricinde çok güzel türküler söyledim. Sizlere, bütün beni sevenlere hepinize gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Paylaşın benim videomu. Böyle, ne bileyim paylaşırsanız sevinirim. Böyle daha çok insan görmüş olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.